Şuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Bak şu sondaki bank var ya, oraya ilk giden kazanır. Tamamdır. Yalnız benim ayağım hala ağrıyor, bilgin olsun, daha tam geçmiş değil. Tamam tamam, ağlama. Yarışmadan duramıyorsun değil mi? Nasıl izin gidiyor? Yarışacak birini bulamayınca da kendinle yarışıyorsun devam. Aferin, çözmüşsün beni. O zaman başla. Üç, iki, bir, başla. Kazandın. Mutlu musun? Evet. O zaman ben de evet. Bir daha. Okey. Bu sefer kazanmana izin vereceğim. Demek izin vereceksin, öyle mi? Sevdiğin kadının elini tuttuğu an kalbinin en hızlı attığı andır. Yıldızlar ne kadar güzel, değil mi? Evet, çok güzel. Sence de benim kolum bayağı uzun değil mi? Bayağı da rahat görünüyor. Yani istersen başını kolumun üstüne koyabilirsin. Yani daha rahat edersin diye söyledim. Tabii ben olsam koyardım. Komik misin? Kim bilir. Ah, biraz acıdı da. Şöyle bir yaklaş. Böyle daha iyi oldu. Çocukken dinlediğimiz masalları hepimiz hatırlarız. Kül kedisi ayakkabıyı giyer. Kurbağa prense dönüşür. Uyuyan güzel bir öpücükle uyanır.
Tüm masal kahramanları evvel zaman içinde sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Ancak sorun şu ki, masallar ve rüyalar hep öyle kalır. Ama kabuslar, işte onlar her zaman gerçeğe dönüşür. Ne yapıyorsun? Hiç, öyle bir şeye bakıyordum. Neye bakıyordun? Bir şeye bakıyordum dedim ya, Allah Allah. Sana ne? tamam, sakin ol şampiyon, sakin ol kızma. İstediğin kadar bakabilirsin, sana serbest. Yani şimdi ben tabii sana bir şey de diyemiyorum yani. Kızamıyorum ki, sen de haklısın. Ben olsam ben de bakarım yani. Bakılmayacak gibi miyim Allah aşkına? Allah Allah, bak laflara bak. Of ya, şu kolum nasıl ağrıtmış sana acaba? Nasıl uyuştuysa bu kol, bak. Yani bu arada kalan kolun hesabını kim verecek acaba Eylül? Benim yüzümden, öyle mi? Kimin yüzünden? Koydun kafana, ağrıdı işte, uyuştu. Ay amma abarttın ha, 15 dakika bile yatmamışımdır şurada. Yanılıyorsun. Senin için 15 dakika, benim için bir ömür. Ha, o kadar uzun geldi yani. Yine yanılıyorsun Eylül. Keşke hiç bitmeseydin. Böyle sonsuza kadar yatsan gıkım çıkmaz. Hı. Bak telefonuna bak. Çalmadı ya. Şaşırdım zaten. Ne? Çalmış. Esma aramış 5 kere. Niye aramış acaba 5 kere? Klasik Esma paniği işte. Ay, bır başımın etini yiyecek şimdi. Ne bakıyorsun? Az önce ne güzel öyle yatıyordun tatlı şirin. Uyurken böyle güzeldi. Uyandın ya, hemen başladın huysuzluğa, somurtmaya, hemen söylenmeler başladı. Ama sen ne kadar huysuzluk yaparsan yap, ne kadar söylenirsen söylen. Benim için her zaman tatlı, her zaman şirinsin. Seni küçük aptal ya. Niye o kadar bir veri ağzına sokuyorsun? Benim yüzümden öleceksin diye ben de vicdan azabından ölecektim. Kazandım ama.
Hem sen de gördün, en çok biberi ben yedim. En cesur aşık kimmiş gördün mü? Aman ne güzel. Ölü ve aşık olmana iki bibercik kalmıştı. Vallahi herkes gördü. Eğer konu aşksa hiç kimse beni geçemez. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz burada, nedir? Uyandı da. Geçmiş olsun. Biz tam olarak neredeyiz şu an? Hastanedeyiz. Hastanenin neresindeyiz? Acil servis. Acil serviste ne yapılıyor? Acil müdahaleler. Ha ise çıkmanız gerekiyor değil mi? Lütfen çıkın. Çıkın. Aman be. Yemedik hastanı. Ben bayılıyorum sanki acile. Çıkın çıkın çıkın. Kırıcı. Abi insan hoşlandığı kıza böyle mi davranır ya? Hoşlanma hoşlanma yok. Nereden çıkarıyorsun hoşlanmayı? Tipim değil o bir kere benim. Samo, emin misin abi? Ya tamam, şimdi baştan ben de bir hoşlanıyor gibi oldum. Sonra bakınca da çok da tipim değilmiş yani, şey değil. Anladım ben onu. Karışma sen öyle her şeye. Her şeye maydanoz. Kalk da adam gibi şu serumuna bakayım, kalk. Biberli kazanova seni. İyi misin? Sağ ol sorduğun için. Biber vereyim mi? Tamam, ben serumuna koydurdum zaten. Yalnız çarpışan arabalar çok iyi değil miydi? Ha? Etrafında nasıl döndü bu? Basket topunu da attım, arkadan karpuz gibi yakalıyorsun. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar sözünü söyleyen her kimse sadece bir kez olsun doğru söylemiş olamaz mı? O masal kahramanları biz olamaz mıyız? Ömür boyu bu gözlere bakamaz mıyım? Bakma bana öyle. Anlarlar. Ne? Bana aşık oldun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben öyle bir şey mi dedim? Dilini söylemesine gerek yok. Gözlerin aykırıyor zaten. Bana bak, sen havaya girdin ha. Bir daha seninle parka falan gelirsem iki olsun. Öyle mi? O organizasyonu yaptık, bitti. Bir dahakine daha yaratıcı olacağım. Söz. Aman iyi ol. Hadi ben kaçtım. İyi geceler prenses. Ali. O numarayı bir kere yerim. Sağ ol. Görüşürüz. Neredesiniz bakıyorum? Eylül'ü bıraktım şimdi. Allah Allah ya. Çok hızlı geçti sanki o ülkek tavşan Eylül müydü? Vallahi hocam. Siz daha önce konuştuğumuz şu karmaşık beyni çözdünüz sanki. Yani daha tam çözmüş değilim. Eylül o sonuçta. Sağa solu belli olmaz. Ama Eylül'ü seven yağmuruna katlanır. Diyorsun. Diyorum. Yaz bunu, iyi laf. İşte sosyal medya etkisi falan. Böyle metaforlar falan dedim, yapayım. Esma'cığım, bayağı yorgun görünüyorsun. Bence sen git bir dinlen. Evet, değil mi? Benim dinlenmem lazım. Ben dinleneyim. Zaten bugün çok uzun bir gündü. Gideyim böyle yaşadıklarımıza bir anlam yükleyeyim. Tabii. Gidiyoruz hocam.
Görüşürüz. Ay. Kız, sen ne yaptın öyle? Pamuksu haller, sarılmalar falan. Tamam Esma, saçmalama. Ay sen sert yapıyorsun da pamuk gibi mi kalbin senin ha? Ya tamam Esma, sulanma dedim. Allah Allah. Allah, sen büyüyeceksin de aşık mı olacaksın? Sen büyüyünce aşık mı olacaksın seni? Yürüm. Ya sakin ol kızım. Sakin olun. Bana müsaade edin. Sakin olun. Değilim. Yanındayız. Korkma. Yardım edin. Hastaya da sakinleştirici bir hareket yapın. Gideceğiz. Sedyeye yatıralım. Getir. Çabuk Ali Hoca'yı çağır. Hadi sakin olun. Sakin. Yapacağım. Tamam benim. Doktora yardım edin. Ne olur. Sibel Hemşire. Sibel Hemşire, Ali Hoca'yı çağır. Sibel Hemşire, duydun mu? Allah'ım ya. Sedyeye yatıralım. Getirin. Sedyeye yatıralım. Hadi gidelim. Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani iç güveysinden hallice. İyi görünüyorsun. Elimi sıkar mısın? Güzel. Şimdi bir de bunu. İyi. Bacaklarını bir kontrol edelim. Şimdi sağ bacağını yukarı kaldırıp ayağını kendine çekmeni istiyorum. Bence ameliyatı tam istediğin gibi yapmışsın. İkisini de hareket ettiremiyorum. Saçmalama. Bunları hissediyor musun? Hissetmiyorum. Niye saçmalıyım ki? Arada Eylül'ü kaçırıyorum ya senden. İntikam soğuk yenmez mi? Fazla çocukça. Hiç bana göre değil. Motorun üzerinde gereksiz hareketler yapmışsın. Kabul et, dikkatsiz davrandım Mehmet. Haklısınız memur bey. Ama sevgilinle eskiden de böyleydik biz hep. Sevgili gibi görünüyoruz yani ha? Değil misiniz? Kim bilir? Alo hocam, buldum sizi. Ne oldu Özgür Hanım? Hocam acilde acayip bir vaka var, hemen gelmeniz lazım. Tamam. Birkaç test için gelecekler. Sen de dinlenmene bak, ben yine uğrarım.
Garip birisin. Ama garip insanları severim. Basitsin. Anlaşmak için konuşmak gerekmiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul edebilir miyim? Bence çoktan ettin. Bu iltifat seni mutlu etti. Alo Elin, müsait misin? Bir şey konuşmam gerek seninle. Şimdi geldim hastaneye. Acil mi? Benim için önemli. Aşağıdaki kafeden bekliyorum. Gelir misin? Tamam, geliyorum. Nerede hasta? Burada hocam, buyurun. KBB'ye haber verin, onlar da bir baksın. Hemen hocam. Merve Seçkin, paranoid şizofreni teşhisi. Hasta kriz anında kulağına şiş saplamış hocam. Deli demeyin bana. Deli değilim ben. Baba gidelim. Ne olur anne. Tamam, ne olur. Ben deli değilim ki. Bana niye deli diyorsun? Niye bağladın? Merve merhaba. Merhaba. Ali Asaf ben, doktorum. Korkma, tamam mı? Ben sana yardım edeceğim. Korkacak bir şey yok. Tamam, lütfen sakin olmaya çalış. Kızım, canım acım yok. Nasıl oldu bu? Maalesef ilk değil ki bu. Geçirdi her nöbeti kaydettik. Bir işe yarar, çözebiliriz belki dedik. Ama artık yemek yemiyor, uyumuyor. Yani en ufak bir şey onu tetiklemeye yetiyor. Yani konuşmamız bile onu çıldırtıyor. Yine böyle bir kriz anında işte annesinin örgü şişini kaptı. Kulağına saplayıverdi. Çığlık çığlığa bağırıyordu, engel olamadık. Tamam, siz de sakin olun. Gerekeni yapacağız. Buyurun şöyle bir konuşalım. Şey mi oldu acaba? Yorulmuş olabilir. Selam. Hoş geldin. Nesin'in ameliyatıyla ilgili bir problem mi var? Yok, hayır. Ameliyatı bugün, bir sıkıntı yok. Niye çağırdın o zaman? Merak etme. Ben kendimle alakalı bir şey söylemek için çağırdım seni. Tamam, söyle. Yani dün geceden beri düşünüyorum. Kendime saklamak istemediğime karar verdim. Neyi? Eylül, biliyorsun, bende her şey düzdür. Biliyorum, merak etme. O kadar tanıdım seni. Ben senden hoşlanıyorum. Ali Asaf veya bir başkası, herhangi birine evet diyene kadar ben de bu savaşın içindeyim. Savaş derken? Bu bir teklif veyahut da bir soru değil. Sadece senin bilmen içindi. Yok. Bana hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Hiçbir şey.
gözümü ayırdım. Bir an arkamı döndüm. Ya doktor bey söyleyin, normal bir insana böyle bir şey yapması mümkün mü? Yeter artık. Yeter ya. Bir kere de bana inanın. Kızım ne yapıyorsun? Bırak onu elini. Özgür'ün içine. Bırak onu elini. Özgür'ün içine. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Bırak bu şişeyi. Hocam var içinde. Kızım burada ne işi var Samet? Enjektöre antidot çek hemen. Kızım. Yavrum Merve. Tamam. Kızım bırak. Sen benim canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Kızım lütfen. Merve kimse bana inanmıyor. Merve sakin ol. Ben sana inanıyorum. Tamam mı? Bak o elindeki ilaç çok ama çok tehlikeli. Lütfen onu kendinden uzaklaştır. Lütfen. Ölmek istiyorum. Mahiniye'yi kendim hesaplayıp kurtulmak istiyorum. Hayır bak ben sana yardım edeceğim Merve. Ben sana yardım edebilirim. İnan bana. Güven ben sana yardım edeceğim. Lütfen. Ölmek istiyorum. Kızım ne olur ver doktora. Sakin ol. Mahiniye'yi kendim hesaplayacağım. Sonra her şey bitecek. Hayır Merve. Bak kurtulman için başka yollar var. Bana güven. Tamam mı? Bana inan, ben sana yardım edeceğim. Ben deli değilim. Kimse bana yardım edemiyor ama ben deli değilim, değilim. Merve, ben sana inanıyorum. Tamam mı? Bak, kim ne düşünürse düşünsün. Ben sana inanıyorum. Biliyorum, kafanın içinde bazı şeyler oluyor. Ama biz bunu anlayamıyoruz. Sana söz veriyorum, ben anlayacağım. Kafanın içinde ne olduğunu bulacağım ve bunu çözeceğim. Lütfen. Ama bana yardım etmen lazım. Onu ver bana hadi. İnanıyor musun bana gerçekten? İnanıyorum tabii sana. Çözeceksin değil mi? Söz mü? Evet çözeceğim. Söz. Hadi. Ben mi? Ver kızım. Her şey yoluna girecek Merve. İnan bana. Tamam. Hadi. Kızım. Ver kızım. Kızım ver onu. Yavrum, ver onu. Ver. Hadi. Yavrum, ver onu. Ver. Ver. Al enjektörü. Ver kızım. Kızım. Bebeğim ne yaptın? Kızım ne yaptın? Korkuttun bizi kızım. Yavrum. Ben ne yapıyorsun bebeğim? Ben sensiz ne yaparım? Ben seni kaybedemem. Sen benim her şeyimsin. Bak doktor ne dedi? İyi olacaksın. Geçecek Merve'm. Kızım biz seni çok seviyoruz. Çok üzdün bizi. Niye böyle yapıyorsun kızım? Tamam. Tamam sakin olun. İzin verin. Muayene etmem lazım. Sakin ol muayenesin. Merve şimdi senin sakin olmana ihtiyacın var tamam mı? Kimse bana inanmıyor. Ben sana inanıyorum. Sakin ol. Sağ göz ışık refleksi normal. Sol gözde ışık refleksi yok. Samet dinliyor musun? Dinliyorum hocam. Şiş timpanik kanaldan geçip optik sinire zarar vermiş olabilir. Tomografi çekilsin. Şişin nereye kadar ilerlediğini görmek istiyorum. Peki hocam. Hadi. Merve. Her şey iyi olacak tamam mı? Sakince bekle. Hastaya 2 ünite tam kan. Hemen hocam. Kalp ritmi 50 BPM. Kalp ritmi değil o. Nabızsız elektriksel aktivite. Tansiyon alamıyorum. Kalp masajına başlıyorum. Eylül, hemen ütübe etmen gerekiyor. Tamam. Vokal kortları gördüm. 7 numara tüp ver. Ama. Oksijeni bağla. Tüpü ağzına tespit et. Bunu böyle sıkmaya devam et. Tamam hocam.
yalanamıyor. Bir dakika. Hem otoraks, hem takıcı. Damar pensiyle giriyorum. Muhtemelen interkostal arter. Sorun yok. Eğitim döndü. Ne oluyor? Bizden birisi düşmüş diyorlar. Sibel hemşire bu. Bir anda önüme düştü hocam. Nasıl yani? Düşmedi. Atladığını görenler olmuş. Satürasyon %100, oksijen rağmen 74. Geldiğinde nabız var mıydı? Hayır hocam. Çok kan kaybetmiş. Santral kateter açmayı deneyelim. Kaç numara vereyim? Sen git Eylül, biz hallederiz. Çık hadi sen, biz hallederiz. Klavyen hazır. Kanlar böyle gelsin. Kateterden göndereceğiz. Eylül, iyi misin? İyiyim. Tekrar kardiyak areste girdi. Epeyce agonik. Atropin ister misin? Evet. 6 ampul atropin, 2 ampul adrenalin. Adrenalin 2 dakikada bir tekrarlansın. Yalnız önemli bir sorunumuz var. Kardiyak tamponat oluşmuş. Ya. Perikardiyosentezi başlayacağız. Atlayansı benmiş, doğru mu? Maalesef doğru. İnanamıyorum ya, nasıl yapar böyle bir şey? Durum iyi mi peki hocam? Az önce yanından geçiyordu. Yaşayacak ama değil mi? Selim Hoca kurtarmaya çalışıyor. İlk operasyonla şişi çıkardıktan sonra Merve'ye birkaç test yapmak istiyorum. Doktor bey, daha fazla teste gerek var mı? Ya, teşhis yıllar önce kondu, Merve şizofren. Erdoğan babası da şizofrendi. Ya o 8 yaşındayken kendini öldürdü. Bakın sadece birkaç test yapacağım. İnanın bana, çaresizliğinizi de yorgunluğunuzu da anlayabiliyorum. Ama bir şeyler atlanmış olabilir. Erdoğan, ben kızımızı kaybetmeye dayanamam. Ona bir şans daha verelim, ne olur. Peki ne gerekiyorsa yapalım. Teşekkür ederim. Tomografi çekilirken söyle, serebellum ve ponsa ince kesitler alınsın. Peki hocam. Kızınız için en doğru olanı yapacağız, merak etmeyin. İçerideyim. Perikardtaki kanı boşaltıyorum. Kalbin üzerindeki basıncı azaltıyorum. Damar yolundan 4 ünite tam kan, 2 taze donmuş plazma verin. Nabzı hissediyorum. Monitörde kalp hasarı görünüyor. Miyokard yırtılmış olabilir. Sanmıyorum. Çok kan kaybetti. Kalbin beslenmesi bozulmuştur. Kalp atışı 29 BPM hocam. Nabzı düşüyor. Tamam. Kalp masajına tekrar başlıyoruz. Bir ampul daha adrenalin verin. Dolaşıma zaman tanımamız lazım. Hadi kızım. Hadi. Hocam, asistoli. Hocam. Saat 10:47. Ah!
tahmin ettiğim gibi. Şiş timpanik kanaldan çıkıp optik siniri yukarı kaldırmış. Cerebellumla pons arasında kitle görünümü var. Bu bir kanama mı hocam? Evet, ufak bir kanama var. Daha da büyümeden o şişi oradan çıkarmamız lazım. Samet, ameliyathanelerdeki yoğunluğa bak. Hemen ayarlayıp bana haber ver. Peki hocam. Cerebellumdaki görüntü önemli olabilir. Ameliyat sonrası MR çekilsin. Tamam hocam. Esma. Emine mi konuşuyor acaba bu? Ben seninle bir şey konuşmak için geldim aslında. Ama işin gücün varsa sıkıntı yok, beklerim. Klonlandı falan herhalde. Ya da travmanın etkisini atlatamadı çünkü ne söylediğinin farkında değil. Marmaris amcanın yaptıklarına benzemez ama... Badem ezmesi, sen çok seviyordun diye hatırlıyorum. Kim seslendiriyor seni? Efendim? Yani... ben yıllar oldu senden böyle bir şey duymadım. Hatta hiç duymadım. Öyle deme Esma, biz iyi arkadaştık yani zamanında. Hem bak Mehmet'i de duydum, üzüldüm gerçekten. Çok geçmiş olsun. Allah Allah. Sahte misin, gerçek mi acaba? Ben şok ettim yani şu anda. Ama yani eğer böyle beyaz bir sayfa açmak istiyorsan Eylül'den özür dilemeni tavsiye ederim. Tamam. Yani aslında ben olanlar için senden özür dilemeye gelmiştim ama... bu önerimi de düşüneceğim, tamam. İşler o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Laboratuvara falan mı yollasam acaba? Acaba içine bir şey mi koydu? Zehirlenip şüphe çekmemek için falan mı yaptı acaba? Ya patlarsa? Kaldırımda kafanız delen doktor, Eylüler'den miydi? Aynen kardeşim, aynen. Eylüler'dendi. Kafam delen Eylüler'dendi. Hangi doktor hastasının kafasını kaldırımda matkapla deler ya? Bir de matkapla. Bakın ya, şu halime bakın. Allah'tan korkun yok mu senin ya? Burnum akıyor diye ben kardeşim hastaneye geldim. Burnum akıyor diye. Peki bunu yaparken size sormadılar mı? Ne alakası var kardeşim? Kendimde değildim. Sinan, kameralar aşağıda. Başımıza iş açacaklar. Çekim yapıyorlar. Biliyorum konuyu. Bırak yapsınlar. Ama hastane Sibel Hemşire'nin intihar yüzünden zaten alt üst olmuş durumda. Bir de bu. Sonrasını herkesi nasıl toparlayacağım ben? Bilmiyorum. Sen her şeyin altından kalkarsın. Bir yolunu bulursun hep. Bırak medya işini yapsın. Girsinler içeri. Sen yine neler çeviriyorsun? Bırak soru sormayı da. Hani sen... İzin ver sevgimi ispatlayayım diyordun ya. Şimdi tam zamanı. Tamam, sakin ol. Tamam canım, yaşadığımız çok ağırdı, evet ama. Hadi ben. Ağlama. Ben yaparım, sen dışarı çık. Yok hocam, ben yaparım. Özgül Hemşire, iyi gözükmüyorsun. Çık dışarı hadi. Ah,
Hadi gel Özgür. Tamam, sakin ol. Sen gördün de niye durdurmadın? İnsanın aklına gelir mi böyle bir şey? Hem çok işim vardı. İş, iş. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama arkamızdan ağlayacak insanların bile çok işi olacak. Hayat mı bu ya? Kızlar yapmayın böyle. Toplayın hadi kendinizi. Hocam Sibel aklımızdan hiç çıkmıyor. Tamam, farkındayım. Anlıyorum ama içeride yardımımızı bekleyen insanlar var. Hocam hiç düşünmüyor musunuz? Sevdiklerimiz belki de son görüşümüz. Belki de yarın olmayacaklar. Gelin arkadaşlar. Gelin. İşte. Ne oluyor ya? Beni bu hale getiren Eylül Erdem bu. Kim bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası hastane. Çıkar Eylül mısınız Hanım, dışarı? Hasan'ın rızası olmadan kafasını delmişsiniz. Hem de kaldırımda. Yanlış müdahale iddialarını yanıt vereceksiniz. Ya ben yanlış bir şey yapmadım. Ayrıca çeker misiniz şunu ya? Şimdi çıkın dışarı. Nereye saldırıyorsunuz öyle mi? Allah Allah. Pardon, pardon. Ne oluyor burada? Doktorunuz hatalı müdahale yapmış. Ya bakın arkadaşlar bakın. Elime bakın. İşte elimi bu hale getiren kadın bu. Ya yalan söyleme be. Ben senin hayatını kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Tamam Eylül, sakin. Ya sakin falan olamam. Göz göre göre yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Ha, görürsün sen yalancıyı. Yarın dava açmaya gidiyorum Eylül Hanım. Mahkemeye vereceğim ikiniz de. Hastanenizi de davaya vereceğim. Görürsün. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar siz neden duruyorsunuz? Güvenliği çağırsanız hemen hadi. Hadi. Siz ne düşünüyorsunuz yanlış müdahale hakkında? Arkadaşlar bakın ortada yanlış bir müdahale yok. Hastanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa o yapılmış, tamam mı? Hayat kurtarmak ha? Bu mu hayat kurtarmak? Hayatımı mahvettin be! Hayatımı mahvettin! Dava edeceğim seni. E tamam git git. Nereye dava açıyorsun? Aç ya. Çık kardeşim. Çık. Oğlum baba. Hadi çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz İllo. Hadi çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz. Burayı. Hadi. Dokunma be! Bağırmayalım. Lütfen. Hadi hadi. Hadi. İyi misin? İyi falan değilim. Adam yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Hayatını kurtardım ben onu. Tamam Eylül, biliyorum. Ya orada müdahale edilmesi gerekiyordu. Hatalı bir şey yapmadım ki. Tamam, evet. Sen doğru olanı yaptın. Sıkıntı yok. Sakinleşmeye çalış lütfen. Tamam. Hayırdır Bloge, iştahın yok. Bugün yemiyorsun. Şu düşen hemşire. Abi gitmiyor gözümün önünden ya. Sen adını biliyor muydun? Sibel. Sibel. Vay be. 24 saatin burada yan yana geçiyor. Ben adını bile bilmiyorum abi. Vallahi yazıklar olsun bana ya. Yazıklar olsun. Şundan artık başını kaldırırsan adını da öğrenirsin. Bıt 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 bıt. Bir bırak şunu. Ne haber? İyi misin diye bakmaya geldim. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Hiçbir şey yanlış değil. Hayır, bu adamın bu kolu nasıl bu hale geldi anlamıyorum ya. Ben mi bir şey atlıyorum? Bir bakar mısın şuna? Ver bakayım, ver. Neydi o? Hı? Yok bir şey. Sırası değil. Öyle olsun bakalım. Haklısın, bunda bir hata yok. E nasıl böyle oldu o zaman? Bulacağız nedenini. Ya büyük olasılıkla hastaların travma sonrası kapıldığı yanlış hisler. Beyin karmaşık bir yapıdır. İnsanı kolayca yanıltabilir. Umarım dediğin gibidir. Bu arada hastalık da yanılgıydı falan konuşunca aklıma geldi. Mehmet bizi sevgili sanıyormuş biliyor musun? Peki sence bu
yanılgı mı yoksa gerçek mi? Sen hastalarına böyle şeyler mi konuşuyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Efendim Samet? Tamam. Geliyorum. Alıştın tabii o meşhur telefonun çalınca kaçmaya. Şimdi şaşırdın değil mi? Neyse, iyidir iyidir. İlişkilerde yenilik iyidir, heyecan katar. Şöyle hastalığıyla bir kahve de içemedik ama... sorumun cevabını alacağım. Kolay gelsin. Bakar mısınız? Bir çay alabilir miyim abla? Çay. Abla mı? Yuh. Ulan bu da bizde iyice kalıcı oldu ha. Buyurun. Amca. Ne bekliyorsun abla? Tamam, başka bir şey istemiyorum. Ben sizin bu abla deme sorunsanızı pek anlayamadım yalnız. Bayan, başka bir şey istemiyorum. Oldu mu? Olmadı. Sensin bayan. Hanımefendi daha uygun bence. Hanımefendi, başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Böyle yola gelirsin işte. İki gün kendimize bakmadık, adam ablayı yapıştırdı. Şapsız. Alo. Merhabalar. Ben hastanenin oradaki kafedeyim. Göndereceğiniz kişiyle burada buluşabilirim. Tamam. Eylül Hanım. Efendim. Her şey bir anda nasıl da değişiyor değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Geçen gün arkadaşınızın ameliyatından sonra benden özür dilemediniz. Ama bugün hem hastanızdan hem de tüm hastaneden özür dilemek zorunda kaldınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Hastanız öyle demiyor ama. Üstelik hastanenin başında zedeliyorsunuz. Ben ne o adama ne de hastaneye zarar verecek hiçbir müdahalede bulunmadım. Elinin nasıl o hale geldiğini de bulacağım. Hep bir arama, hep bir bulma. Ya korkarım hayatınız böyle geçecek. Bu sizi neden rahatsız ediyor? Etmiyor. Sadece birkaç gün bu planlarınıza ara vermenizi istiyorum. Biraz tatil hem size hem de hastanemize iyi gelecek. Hastalarınızı devredin ve evinize gidin. Çok naziksiniz ama ben kalacağım. Bu bir rica değil. Hastanenin müdürü olarak emirdir. Sizi ve kameralarınızı bugün daha fazla görmek istemiyorum. Hemşire Hanım, ameliyat başladı mı acaba? Başlıyor. Doktor Eylül Hanım da içeride mi? Hayır, bu Oğuz Hoca'nın ameliyatı. Anladım. Havle vele akılışımı elimin tersine bir tane çakacağım. Vur hadi vur, rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur, gebert. Ne yapmışım lan annene, ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. Thank you.
sözümü tutuyorum. Söz mü? Ne söz? Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkamdan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana, ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Sektör. Lateral split response görüyor musun? Evet, mevcut Oğuz hocam. Teflon. Mevcut durum. Geçti. Tamamen gitti mi? Evet, tamamen gitti. Güzel. Ellerinize sağlık hocam. Geçmiş olsun. Alo. İpek. Ha kızım. Şimdi başladılar ameliyata baba. Tamam yavrum, tamam. Sen merak etme. Ben çıkar çıkmaz haber vereceğim sana. Tamam, tamam güzelim. Oldu babam, oldu. Hadi bak sen işine. Yavrum benim. Bakar mısınız? Ay Allah'ım, kahvehane sanki ya. Kafe burası. Kafe. Efendim amca. İşaret ettim ya. Ne bu şimdi? Böyle yapınca. Yap bakayım bir daha. Çay mı? Çay. Kahve isteyince ne yapacaksınız? Acaba çok merak ediyorum ben. Hoş geldiniz ablacığım. Siz ne alırsınız? Çay mı? Ben bir şey istemiyorum. Para tamam değil mi? Evet. Niye eksik olsun ki? Çıkarıp saymayacaksın herhalde kafenin ortasında. Babam yolda bulsam bile sayacaksın derdi. Allah bereket versin. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Yok. Allah Allah. Ay bu Nemrut bu manyağı niye para verdi ki acaba? Bakar mısınız? Hesabı alabilir miyim? İki çay. Kalsın. Ya daha geçen gün birlikte dolma yedik, güldük, eğlendik, şakalaştık. Nasıl ölmek ister? Hiç fark etmedik hocam. Demek ki depresyondaymış. Demek ki bundan sonra arkadaşlarımıza daha dikkat edeceğiz. Bir dertleri, bir sıkıntıları var mı daha çok ilgileneceğiz onlarla. Bakın sizin de başınıza bir şey gelir, bir derdiniz, sıkıntınız olur, gelin bana söyleyin, tamam mı? Size mi? Evet Özgülcüm, bana. Arkadaşlar ben de insanım. Ben de hatalar yapıyorum. Hatalarımdan ders alıyorum. Hem değişmek çok güzel. Ayrıca bu hayatta ihtiyacımız olan en iyi şey iyi arkadaşlardır, değil mi? Açın, 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 açın. Hastanın durumu nedir? 53 yaşında. Birinci kapalı. Eşi mutfakta baygın bulmuş. Kafada kült travması var. Hep birlikte hastayı yatağa alacağız. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Hadi. Tamam arkadaşlar, çok teşekkürler. Bundan sonrası bizde. Hocam, hastanın eşi Oğuz Hoca'nın babasıymış.
Tamam, sen gidebilirsin. Teşekkürler. Nerede? Nerede? Oğuz nerede? Arıyorum, açmıyor. Tansiyonunu ölçüyor. Amcacığım, ben Doktor Bahar. Eşinizle ben ilgileniyorum. Merak etmeyin. Oğuz'un da yakın arkadaşıyım. Ama siz sakin olun, olur mu? Tamam. 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 Göz bebekleri eşit ve ışığa duyarlı. Tomografi için hazırlanalım hemen. Tamam. Bana 4-0'lık ip veyni istiyorum. Kanamayı durdurmamız lazım. Hemen. Kanaması nasıl? 100 cc kanadı kale hocam. Kontrol altında. Hocam çok özür dilerim, çok özür dilerim. Benim Oğuz Hoca'nın yaşlı bir hastasıyla ilgilenmem gerekiyordu da. Önemli değil Samet. Biz seni bekleriz ameliyatta. Nasıl olsa acelemiz yok değil mi? Olur mu hocam öyle şey? Ben gerçekten çok özür dilerim. Affedin hocam. Bir daha kesinlikle olmayacak böyle bir şey. Neyse. Şimdi işimize konsantre oluyoruz. Klem. Merve'ye söz verdim. Hastalığına teşhis koyabilmek için önce onu bu şişten kurtarmamız lazım. Böyle bir şeyi hasta neden kulağına saplar anlayamıyorum hocam. Yani nevrotik bile olsan yapılmaz ki böyle bir şey. Bilinçli yapmış olamaz zaten. Merve'yi tetikleyen her neyse onu bulunca... Evet. Bunu da çözeceğiz. Çıkmış olman için ya kovulmuş olman lazım ya da dünya sonu gelmiş olması lazım. Ay kovuldum. Bahar cadısı değil mi? Ben başta inanır gibi olmuştum ama görüyor musun bak yaptıklarını? Sarı çıyan, pis böcek. Esma tamam sakin ol. Kovulmadım. Ayrıca konunun da Bahar'la ilgisi yok. E ne oldu peki? Ya geçenlerde kaldırımda müdahale ettim hasta. Bugün gelip olay çıkardı. Ay bu insanlar neden bu kadar nankör ya? Adamın hayatını kurtarıyorsun, geliyor düşman alıyor. Ya da gelip vuruyor. İnanamıyorum yani. Ay bak. Yine düşünce bütün içim sıkıldı yani. Ay Allah'ım seni korusun ya Rabbim. Seni korusun. Bunlar ne? Geçmiş olsun kitlere. Ne Esma bu ya? Kek, süt ve kolonya. Ya biri Mehmet için, biri Alp için. Geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı. Bir dakika Mehmet'i anladım da. Alp. Sen Alp'ten mi hoşlanıyorsun? Ya hoşlanmak ne kelime? Benim kalbimin 1/4 Alp'e ait. 1/4. 1/4 kimin için atıyor Esma? Oğuz. Alo. Hastanede misin? Yok, Esma'nın kafesindeyim. Yani eminim merak etmiyorsundur ama üvey annenin ameliyatı iyi geçti, gayet iyi. Teşekkür ederim. Sana borçlandım. Bence de. Ve bana bunu bir yemek ısmarlayarak ödeyebilirsin. Bugün onun için çok uygun bir gün değil. Neden? Söylediklerim yüzünden mi? Ben zaten o söylediklerini hiç söylememişsin farz ediyorum. Yani maalesef bu mümkün değil. Sabah ne hissediyorsam şu anda da aynı şeyleri hissediyorum. Ve bunları konuşmak için de buradan dosdoğru yanına geliyorum. Oğuz şimdi gel... Kapat. Oğuz buraya mı geliyor? Galiba. Ay benim hemen hazırlamam lazım. Hayır Esma ya. Of, Oğuz olmasın ya.
Ne haber? İyi, merhaba. Ben sana bir şey söyleyecektim de. Bağır, sonra konuşalım, çıkmam lazım. Eylül'le yemeğe gideceksiniz galiba. Kulak misafiri oldum istemeden. Evet. İptal etsen daha iyi olacak sanırım. Allah Allah. Sen şimdi bana da mı karışmaya başladın Bahar? Sana ne yani? Oğuzum şu an boşuna böyle bir tepki veriyorsun. Ameliyatta olduğun için olanlardan haberin yok anladığım kadarıyla. Neyden haberim yokmuş ya benim? Annenle baban aşağıdalar. Acilde. Babam mı? Babama bir şey mi oldu Bahar? Yok annen. Merdivenden düşmüş sanırım. Şu an röntgen ve tomografi sonuçlarını bekliyoruz. O benim annem değil. Ama baban eşim deyince ben de o yüzden öyle şey yaptım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Annem ölünce babam gitmiş, o kadınla evlenmiş. Sana ne dediysem kelimesi kelimesine öyle anlatacaksın. Baba. Neler oluyor? Yok bir şey, düşmüş kaza. Benim suçum. Arkalarım dökülüyordu ağrıdan. Bir tane ağrı kesici içtim. Ya kaç defa söyledim durmadan ağrı kesici içme diye ama. Doğru. Dedi. Dedim ama kim dinliyor? Tansiyonu düşmüş. Geldiğimde bir baktım mutfakta yerde yatıyordu. Bir bakmam lazım. Kaldır başını biraz. Baba biz seninle biraz konuşalım. Var. Hastane kıtlığı mı vardı bu yalancının olduğu yere geldiniz? Hadi anne, başka yere götürelim seni. Sakin ol. Böyle kafana göre çekip gidemezsiniz. Öyle mi abicim? Bal gibi de giderim. Sen bu ailenin hiçbir şeyine karışamazsın. Ya kızım, dur be, yapma. O ne karışıyor be? Annesi bile değil. Hadi anne. Röntgen ve tomografi sonuçları gelsin, sonra anneni alıp gidersin. Şey, oğlum, Yıldız haklı. Biz gidelim. Bak o kadar bir şeysi yok zaten. Acı da çekmiyor. Acil bir şey olursa ben kendi ellerimle getireceğim. Biz gidelim. Tamam baba. Sen nasıl istersen. Ama biz seninle önce bir konuşalım mı? Hı? Ne oluyor baba? Anlat bana. Ya anlatacak bir şey yok. Ya söyledim sana, kaza işte, düştü. Baba, sadece düştün emin misin? Bir dakika, burada dur. Ben hayatımda kimseye bir fiske bile vurmadım. Sen ne dediğini biliyor musun ya? Tamam baba, o zaman izin ver, onu bir kontrol edeyim. Bu da benim görevim, bu şekilde gitmenize izin veremem. Tamam. Sen ne istiyorsan yap ama bir daha aç o bu konu. Tamam mı? Hocam, beyinde bu davranışlara sebep olacak bir kitle, bir şey yok. Evet, haklısın. Ön lobda bir şey yok. Temporoparietal bölgede de yok. Oksipital lobda demiş. EEG'sinde de bir şey çıkmadı. Tüm testler negatif. Tomografideki görüntü de artefakmış. Bizi yanılttı. Ne olacak şimdi? Hasta intihara meyilli olduğu için psikiyatriden görüş isteyeceğiz. Hocam, bu kız bence deli değil. Neye dayanarak bunu düşünüyorsun? Ben bizim köyde de, hastanede de çok deli gördüm. Bu kızda başka bir şey var. Bir çaresiz bakıyordu sanki bu kız. Evet. Peki. Madem buna dayanarak böyle düşünüyorsun. Tamam, o zaman vaka sende Samet. Ben şimdi dışarı çıkıp hemen döneceğim.
Döndüğümde de ne olduğunu bulmuş olacaksın. Eğer bulamazsan köyüne geri dönersin, tamam? Ben mi bulacağım? Yok artık. Hay çenenin yayık olsun Samet. Sen kim? Hocaya akıl vermek kim? Geri zekalı. Of ya. Of ya. Ali Asaf. Çıkıyor musun? Vaktin varsa konuşalım biraz. Önemli mi? Eylül hakkında. Acil değilse sonra konuşalım. Görüşürüz. O kızı kişisel meselelerinizde harcamanıza izin vermeyeceğim. Kişisel meselelerinizde harcamak derken? Babanın Eylül hakkında bana anlattıklarından haberi yok galiba. Anlamadım. Bahar'la evleneceğini düşünüyor. Açıkçası ben de kafanın biraz karışık olduğunu düşünmeye başladım. Bu işin sonunda Eylül üzülmeyecek değil mi? Bence asıl senin kafan karışık Selim abi. Sen bunları düşünüp kendini yorma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Yani biraz abartılı olmamış mı? Niye? Yakışmamış mı? Yani öyle değil de Oğuz içinse... Yani sen bu Oğuz konusuna emin misin? Bir şey biliyorsun değil mi? Sevgilisi var. Hayır, sevgilisi yok da. Ay sen kafet bir kızla beyin cerrahını yakıştıramadın tabii. Ay ne alakası var Esma, saçmalama. Ben anladım. Esma, öyle bir şey mi dedim ya? Allah Allah. Ne oldu Esma? Bir şey yok. Klasik Esma işte. Sinan Bey seni izne çıkarmış. Bana niye söylemedin? Niye söyleyeyim? Yine güçlü kız Eylül'e döndüm diyorsun yani, ha? Sinan'la başa çıkabilirim. Ben senin Sinan'la başa çıkabileceğini biliyorum zaten. Ama yine de bana söyleyebilirdin. Ya insanlar birbirlerine öyle her şeyi söylemezler. Eminim senin de bana söylemediğin bir şey vardır. Kim bu Serdar Kılan? Ve babamla ne alakası var? Uzun seneler Muğla'da çalışmış. Sonra İstanbul'a tayin çıkmış. Muğla mı? Evet komutanım. Yakaladım var. Benden bir şey saklıyorsun. Saldır tabii, saldır. Boşuna dememişler en iyi savunma yöntemi saldırıdır diye. Var mı yok mu? Kim bilir? Neyse, benim şimdi gitmem lazım güçlü kız. Ben seni merak ettiğim için arada kaçtım geldim ama görüyorum ki formun yerinde. Güzel. Görüşürüz. Efendim? Unuttun beni. Unutmadım. Çıkmadan önce baktım uyuyordun. Ha tamam. Şimdi uyandım, gel hadi. Aa, çocuk gibi trip yapma be. Gelemem maalesef, izinliyim. Doktor olarak çağırmadık ki seni. Doktorum var benim, Ali Asaf. Hala yürüyemiyorum. geliyor musun? Sen istediğin zaman değil, ben istediğim zaman gelirim biliyorsun. Eyvallah. Şşt, atarlı kız. Ben gidiyorum. Öf Esma ya. Sen de üstüme gel tam olsun.
Evet, geldim. Neymiş bu hastane dışında konuşmamız gereken önemli konu? Gülayşe Erdem. Eylül'ün babaannesinin ameliyatı. Bu mu yani? Bunun için mi çağırdın beni? Evet, bunun için çağırdım. O ameliyatta ne oldu Sinan Bey? Kim soruyor? Bir doktor mu yoksa hasta yakında aşık bir adam mı? Bakın, bunun aşıkla bir alakası yok. Ben gerçeği öğrenmek istiyorum. O zaman kulaklarını aç ve dinle. Ben o ameliyatta yapılabilecek her şeyi yaptım. Hiçbir suçum yoktu. Ameliyatta yapılabilecek her şeyi yaptıysanız aileye neden para verdiniz o zaman? Çünkü insanım. Bir şekilde üzdüğüm insanlara yardım etmek istedim. Çocuklarını okutsunlar diye para verdim. Peki Serdar? O şerefsiz o zamanlar adli tıpta çalışıyordu. Bu durumu kullandı. Ameliyat raporunu değiştirdi. Ben de boyun eğmek zorunda kaldım. Madem haklıydınız, neden şantaja boyun eğdiniz? Çamur atılırsa mutlaka izi kalır. Buna engel olmalıydım. Ali Asa, biz bir aileyiz. Bu hastane hepimizin. Aslında beni en iyi Eylül anlar. Onunla konuş. Bir hasta için o kadar uğraştı. Başına gelenlere bak. Onca vaka okuyoruz. Arkadaşlarımız suçlanıyor. Hatta sen yıllar önce neden Marmaris'e gelmiştin? Unuttun mu? Temizleyin. Hasta rest oluyor. Açık kalp masajına başlıyorum. İki ünite kan hazırlayın. Murat Hoca'ya haber verin. Kahretsin. İşe yaramıyor. İki ünite kan getirin. Öyle mi cerrah olacaksınız? Ameliyattan önce hastanın ateşini kontrol ettiniz mi? Hastan etmiştir diye düşündüm hocam. Bilmiyorsun yani. Emin değilsin. Ne işe yararsınız siz be? Ha? Ne işe yararsınız? Hasta masada kaldı. Neden? İhmal yüzünden. Eğer bu iş uzarsa sorumluluğu üzerinize alacaksınız. Yeteneklisin. Ama bu elini kullandığın gibi kafanı da kullanmazsan hiçbir işe yaramazsın. Bu felaket hepimizin başına gelebilir. Lütfen suçlamadan önce iyice bir düşün. Hepimiz doktoruz. Az önceki davranışım için kusura bakma, gerildim biraz. Problem değil. Filmler nasıl? Yani tomografi temiz, yeni çatlak yok. Eskiden kalan bir çatlak var, birkaç çatlak. Baban zaten daha önce de birkaç kere düştüğünü söylemişti. Bak burada da spiral çatlaklar var. Daha tam iyileşmemiş. Oğuz bak, bu söylediğim pek hoşuna gitmeyebilir ama... Yani sen de biliyorsun, spiral çatlaklar öyle düşmeyle falan olacak şeyler değiller. Yani? Yani birinin kolunu tutup kırılana kadar çevirmediğin sürece böyle bir şeyin olması mümkün değil. Acaba... Acaba baban üvey annene şiddet falan uyguluyor olmasın? Hayır, tabii ki de. Bak sen yakıştıramıyor olabilirsin, anlıyorum ama... Yani kız kardeşini gördüm, çok dikkatimi çekti. Hiç annenin yanından ayrılmıyor. Tomografiye de birlikte girdiler. Hayır dedim Bahar. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Oğuz bak, istiyorsan ben gideyim konuşayım üvey annenle ha. Sonuçta kadınım, anlarım halinden. Bana daha rahat anlatır. Hem yakın zamanda böyle bir olay yaşadım. Bir kadının bir kadına böyle bir şey anlatması daha rahat olur ha. Ne dersin? Eylül dur. Eylül! Ya kızım bir dur. Sabahtan beri mız 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 mız.
madem çocukluk yapıyorsun, al tamam. Başlatma çocukluğundan. Yahu kızım, sırılsıklam oldum ya. Ya ameliyatlı yerime gelseydi? Kötüye bir şey olmaz. Bıktım bu triplerinden ya. Ne tripli olacağım sana be? Öyle olsam bile çok mu umurunda? Umurumda tabii, manyak. Ödüm patladı o asfaltın üstüne geberip gideceksin diye. Öd patlaması, evet evet, kesin öyleyimdir, değerliyimdir. Bırak bu işleri. Aramasaydım geleceğin yoktu. Ya sen benim sabahtan beri nelerle uğraştığımı biliyor musun? Aradın geldim işte, tamam uzatma. Hem görüyorum gayet iyisin. Bir daha geldiğimde de bu yataktan kalkmış olacaksın, tamam mı? Ha, bu arada o ayaklarını oynatabildiğini biliyorum. Yemezler. Senin de doğum günün kutlu olsun. Biraz konuşalım mı? Ne diyeceksiniz ki? Bakın, ben size karşı açık olacağım. Sizinle ilgili biraz araştırma yaptım. Son 2 yılda tam 6 defa başka başka hastanelerin acil servisine kaldırılmışsınız. Doğru. Gittim. Kızım, sen neyi kurcalıyorsun? Senin derdin ne? Kocanızdan şiddet görüyorsunuz değil mi? Sen ne diyorsun? Ne kocası, ne şiddeti? Sen polis misin? Yoksa doktor musun? Bakın, biliyorum böyle şeyleri anlatması çok zordur. Ama size ben geldim çünkü çok yakın zamanda ben de böyle bir olay yaşadım. Kurtardığım bir hasta tarafından darp edildim. Bunları duymak istemiyorum. Rahat bırak beni. Bakın lütfen böyle şeylere sessiz kalmayın. Kocanız bile olsa buna tahammül etmek zorunda değilsiniz siz. İstiyorsanız kızınızla da konuşuruz. Hayır hayır, sakın. Sakın kızıma söylemeyin. Senin kafanı almıyorum o kızım. Rahat bırak beni dedim ya. Memduh, iyi ki geldin. Çıkarın beni buradan. İyice canım sıkıldı burada. Tamam Ayşen. Yıldız, annene yardım et de toparlansın. Peki baba. Bir saniye. Şu an hastayı falan çıkartmanıza müsaade edemem. Önce test sonuçları gelecek. Ondan sonra da doktor Uğuz onay verecek. Ancak o şekilde. Ben arar sorarım oğluma. Zorla mı tutacaksınız bizi kardeşim? Ben istediğim zaman hastamı alıp çıkıp giderim ya, Allah Allah. Hadi Yıldız, bakma bana öyle. Siz de doktor hanım çıkın. Sizi ilgilendirmeyen işlere karışmayın ya. Çıkın lütfen. Bayağı hızlıymış. Daha geleli 5 dakika oldu. Dediklerim anlaşılmadı galiba. Gayet iyi anlaşıldı. Ama ziyaretçi olarak gelmeme de karışamazsınız. İçerideki arkadaşım. Tebrik ederim. Çok zekisin. Zeki olmak tek yeteneğim değil. Onu da biliyorum. Mesela iyi olduğum bir konuda insan kullanmak. Önceden kızımı kullanıyordun. Şimdi de Ali Asaf'ı kullanıyorsun. Niye böyle bir şey yapıyor? İlerlemek için. Benim derdim ilerlemek değil ki. Seni durdurmak. Bunu teşekkür etmek için size getirmiştim. Kendimiz yapıyoruz bunları. Başka hiçbir yerde bu lezzette bir şey bulamazsınız. Kabul ederseniz çok sevinirim. Yani böyle bir şeye gerek yoktu. Bu ameliyatı sadece Eylül için yaptım. Oğuz, bir konuşabilir miyiz? Ben sizi tutmayayım. Tekrar geçmiş olsun. Acele etmemiz lazım. Babamı ve anneni çıkartmaya çalışıyor hastaneden. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok, haklıydım. Baban üvey anneni dövüyor. Şimdi de olayın anlaşıldığını fark edince apar topar kaçırmaya çalışıyor kadını. Oğuz! Baban anneni dövüyor diyorum sana. Bir şey yapmayacak mısın? Göz mü yumacaksın buna? Bir, iki, üç. Fatma.
Neden saklamak yok? Hayır abi, bir dakika. Ya ben burada bir şey bulmaya çalışıyorum. Beynim yanmış, parmak marmak peşindesiniz be. Tamam, biz de böyle düşünüyoruz. Bir hasta deli bile olsa kulağına niye şiş sokar ki? Bence sen çözemeyeceksin bu vakayı. Boş ver. Kınayak. Aa, Eylül hocam. Hocam, sizin ne işiniz var burada? Bir sana hesap vermemiştim, sana da hesap vereyim artık. Ne yapıyorsunuz burada? İşiniz gücünüz yok mu? Olmaz mı hocam işimiz gücümüz? Çok ağır bir vakayı inceliyoruz. Elinizde şişle, öyle mi? Hocam, bu şiş bugün bir hastanın kulağından çıktı hocam. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Neymiş vaka? Anlat bakayım. Kusura bakma, üstümde bu kadar para yok. Ama kızımı bankaya yolladım, şimdi getirecek. Önemli değil beyefendi, bekleriz. Oldu, iyi günler. İyi günler. Baba! Hiç konuşma evlat. Yıldız şimdi bankadan gelecek, bütün masrafı ödeyip çıkacağız. Ya baba, olur mu öyle şey? Ne para vermesi, mesele o değil. Gidemezsiniz. Sebep? Baba, bırakamam seni. Eğer o kadını dövüyorsan... Ya ne yapacaksın? Yani beni polise mi vereceksin? Öz babanı polise mi vereceksin? Karşında ben varım, ben baban. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Görevimi yapmak zorundayım. Dövmüyorum diyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana böyle sorular sorma ya. İnkar etme bak, röntgenler her şey ortada. Ya bırak. Baba, bak gel oturup konuşalım. Çözeriz belki. Ya bırak dedim ya, bırak. Bırak. Ya bırak diyorum sana, bırak ya. Bırak. Baba. Baba, iyi misin? Baba. Yardım edin! Çabuk! Çabuk! Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Bilmiyorum, konuşuyorduk, bir anda düştüm. Tamam, sakin ol. Çevirin, 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 çevirin. Tamam. Çabuk damar yolu için hazırlanın. Baba, ultrasonu da getirin. Baba, ellerimi sık. Duyuyor musun beni? Baba, duyuyorsan ses ver. Afazik durumda. Sağ taraf zayıf. Baba. Karotis arterci seksiyonu, bu felç durumunu açıklar. Kan fırtısı beynine ilerlemiş olmalı. EKG'yi hazırlayın çabuk. Ultrason hazır hocam. Tamam. Bu morluklar ne ya? Yumruklanmış olmalı. Kan pıhtısı nedenini bu açıklıyor. Karısına vurduğunda o da herhalde ona karşılık verdi. Bu kadar büyük hasar veremez. Kadını sen kendin gördün. Kim yapacak peki böyle bir şeyi? Kim yaptı? Bunu yapacak tek kişi biliyorum. Hiperakuzi, vertigo, tinnitus, nistagmus hepsini kontrol ettik. Evet hocam, hepsi okeydi. Bir şey atlıyoruz. Ne kadar vaktin kaldı? Hocam, Ali Hoca'nın eli kulağındadır. Bulamazsak zaten ben bu şişle kendimi. Buldum. Bağırma be. Kolesteatoma ya da temporal lob tümörü. Biz baktık hocayla onlara, temiz onlar. Bir dakika, bir dakika. Hastanın sesle ilgili problemi vardı. Hatta fısıldayarak konuşmak zorunda kaldık. Sarı kapaklı bir dergi ya. Haziran sayısı. Sayfa 29. Ses veya basınç uyarımı vertigo. Ne bakıyorsunuz? Bömbön bulduk. Abartmamak. Abartalım hocam, abartalım. Hatta as bayrakları, as as. Kalk, 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 kalk. Hop, bir, iki, üç. Eylül hocam oraya.
Abartmayın. İn aşağı. Hadi gidip şu testleri yapalım. Sevecekler. Ulan ne kadın be. Merhaba. Annem nerede? Annenize özel bir odaya aldırdık. Neden? Niye yaptınız bunu? Abiniz sizinle konuşur. Sizin bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Annemi görebilir miyim? Tabii ki. Beni takip edin. Nasıl oldu? Durumu biraz daha iyi mi? Daha normal. Baba. Nasılsın? Ayşen nasıl? Hiç merak etmeyin. Eşiniz kızınızla birlikte. Onları baş başa bırakmayın. Zaten kızı da işten çıkardılar. İstediği gibi de bir iş bulamadı. Benim kızım kötü değil. İsteyerek yapmıyor. Düzelir zannettik. Kaybetmek istemedik kızımızı. Sana söylemeye de çekindik. Değil mi? Artık daha fazla rol yapmana gerek yok. Her şeyi herkes biliyor. Ne rolü be? Neyi biliyor? İspatım var. Kapat şunu. İzle. Kapat şunu diyorum. İzle. Cezasını çekeceksin. Kim verecek cezamı? Sen mi? Yürü, gidiyoruz. Bırak beni! Çek elini! Oğlum, bırak. Kardeşin o senin! Bırak! Oğlum, yapma! Oğuz, dur bırak, sen gitsin. Yapma! Oğuz, çek elini! O senin kardeşin, yapma! Bırak Oğuz! Bırak gitsin! Oğlum, kardeşin o senin! Bırak! Ne oldu? Baba! Şşş! Baba sakin ol. Gitti bak. Baba, tamam bitti. Bitti. Şşş, bitti. Merveciğim, şimdi senden çok sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Bu gözlüğü tamamen tetkik için takıyoruz. Heyecanlanacak hiçbir şey yok, tamam mı? Şart mıydı bunu şimdi yapmanız? Daha ameliyattan yeni çıktı. Bize güvenin. Her şey kontrol altında. Merak etmeyin, bir şey olmayacak. Merveciğim, şimdi senin burnunu tutacağım. Senden derin bir nefes alıp yutkunmanı istiyorum. Bu esnada da gözünü açık tutmaya çalış, tamam mı? Şimdi dediğimde başlayabilirsin. Şimdi. Gözlerinde neler oluyor? Ne yapıyor öyle? Doktor hanım. Doktor hanım. Doktor hanım. Kızım. Burada değilim. Bebeğim. Kızım. Tamam. Buradayım. Geçti. Ne bu böyle ya? Geçti.
geçtik. Tamam, sakin. Sakin ol. Bir dakika. Tamam. Buradayız biz. Geçtim. Ne yaptın kızıma böyle? Özür dileriz ama o teşhis koymak için bu testi yapmamız gerekiyordu. Peki nesi varmış, düzelecek mi? Hiç merak etmeyin, iyileşecek. Zor olan kısmı tanı koymaktı, biz onu başardık. Tedavisi gerçekten çok basit. Peki tanısı nedir? Akustik şok bozukluğu dediğimiz bir sendrom. Ama biz tabii bir Ali Hoca ile konuşalım, sonra size haber verelim. Kızım, hadi. Çok teşekkür ederim. Duydun mu? Geçecek, hepsi geçecek. Hadi çözelim mi bunları? Çöz. Oley be! Şahane çözmedik bu olayı. Şahane çözmedik mi? Samo, indirir misin beni? Hocam, çok özür dilerim. Ben çok sevinince böyle kendimi kaybediyorum. Çok özür dilerim. Bu kadar sevindiğine göre teşhisi de koydun herhalde. Hocam, Merve'de akustik şok bozukluğu varmış. Eylül hocamla da test ettik. Evet. Merve vücudumdaki her sesi duyabiliyor. Çok daha fazlası hocam. Dışarıdan gelen bütün sesleri Merve kat kat fazla duyuyormuş. Eylül hocam da öyle söyledi. Doğru söylemiş. Nadir görülen ve teşhis edilmesi çok zor bir sendromdur. Hatta 1998 yılına kadar keşfedilmemişti bile. Değil mi Eylül hocam? Evet. Uyuyamamasının, yemek yerken çektiği acının sebebi hep bu. Yani kısaca Merve nevrotik değil. Evet ve çok basit bir ameliyatla kurtulabilecek. Evet, kurtulabilecek. Aferin çocuklar. Tebrik ederim, siz iyi iş başardınız. Neye bakıyorsunuz? Gelin öpeyim mi teker teker hepinizi? Onu mu istiyorsunuz? Yok hocam, olur mu öyle şey? Hadi işinizin başına. Gittik. Hadi. Benim de işlerim var, ben de gideyim hocam. Hadi ben de kaçtım. Şişt. Sen nereye gidiyorsun? Biliyorsun ki ben bugün izinliyim. Biliyorum, izinlisin. Ama bunu yapmadan bırakmam. Farkında değil misin? Biz artık seninle sarılmadan hiç ayrılmıyoruz Eylül. Ya Ali, bırakır mısın? Ali, iyi ki iki kere sarıldık. Alışkanlık oldu sende de ha. Öyle mi? Sen istediğin zaman gelip arkadan belime sarılıyorsun ama. Bir kere şu an hastanedeyiz. Bana engel değil. Bana engel ama. Öyle diyorsun. Peki, gel bakalım o zaman. Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Sürekli söyleniyorsun biri görecek, biri görecek diye. Ben de işte buraya geldim. Ne yapacağız burada? Bunu? Ne bu şimdi? Ne görüyorsun? Kendimi. Sadece kendini mi? Tamam, seni de görüyorum. Gülümse biraz, gülümse. Gerçekten görmüyor musun? Neyi? Ne kadar yakıştığımızı. Ya sen eskiden akıllı uslu bir adamdın. Ne oluyor sana böyle? Aşk bu aşk. Sevgililer yapar böyle şirinlikler. Bizim neyimiz eksik? Sevgililiğimiz eksik, sevgililiğimiz. Onu da akşam çözüyorum zaten, merak etme. Ne? Vay be. Şu an o telefonun çalması lazımdı, biliyor musun? Hayret, ikimizin de çalmadı. Güzel, ilerleme var. Her şey çok güzel olacak. Akşam arayacağım seni. Deli ya. Bildiğin deli. Acaba randevuya ya. Bir insan böyle birazcık bir şeyler yapar ya. Ya sana ne ya? Allah Allah, gayet normal işte üstü. Tabii sen adamı 10 yıldır beklemediğin için daha derbeder, daha pespaye, daha çuval gibi giyip gitmelisin yani. Uf, abartma Esma, ne varmış halimde? Al işte her zamanki halim. Ayrıca sana ne? Sen bana küs değil misin? Küsüm ama ben profesyonel bir dostum neticede.
Şu anda Allah'tan görüyorum ki bana ihtiyacın var. O yüzden barışmasını biliyorum. İstemiyorum Esma, böyle gideceğim. Tamam hadi hadi. Kibitçi kız gibi yürü. Hadi. Ya Esma, Allah aşkına ne giyeceğim? İçime kazınmışsın benim kalbime yeni. Tenime yazılmışsın derinden derin. İçime kazınmışsın benim kalbime. Çıkmadın aklımdan bir gün. Yüzün hep gözümün ucunda. Kendini bir duvar gibi ördün karşıma. Bulursun ararsan hata. Hep ölçer biçersen cefa. Unutulur, gidersin, kaldırırlar vefa. Saç makyaj. Hayır, saç makyaj falan istemiyorum. Hayır. Saç ve makyaj çok güzel olacak. Hadi gül amma. Biliyor musun? Hadi gül. Neredesin Eylül? Ya ben konuma göre geldim ama sen konumun doğru olduğuna emin misin? Evet, konum doğru. Allah Allah. O zaman ben kayboldum. Dur dur, hemen panikleme şimdi. Bak, ne var sağında solunda, etrafında ne görüyorsun? Yani zifiri karanlık var. İn var, cin var büyük ihtimalle. Tamam, bak o zifiri karanlığı geçtikten sonra hemen bir tabela göreceksin. Ya tabela falan görmüyorum ben. Ha, gördüm bir tane. Ne yapacağım? O tabeladan sonra direkt aşağı in. İyi, tamam. Hadi bekliyorum ben seni. Eylül, anlat çabuk, mekan onun üzerinden kaç. Sıfır Esma, sıfır. Sıfır mı? O ne demek be? Zifiri karanlık, önümü bile görmüyorum. İçime kazınmışsın benim kalbime yeni. Çıkmadın aklımdan bir gün. Yüzün hep gözümün ucunda. Kendini bir duvar gibi ördün karşıma. Bulursun ararsan hata. Hep ölçer biçersen cefa. Unutulur gidersin kaldırırlar rafa. Bir şey mi diyeceksin? Diyeceğim de doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Hüseyin. Hüseyin.
Gerçekten çok güzel olmuşsun prenses. Ama ben senin yanında böyle bayağı spor kaldım. Yok sen rahat ol ya, ben zaten sade bir şey giyecektim ama arkadaşımın düğünü de var. Düğün mü var? Hı. Evet şey, vakit kaybetmeyeyim bundan sonra da oraya giderim diye. Diyorsun. Güzel, tamam, iyi düşünmüşsün. Beraber gideriz o zaman o düğüne. Olur. Olur. Böyle olmayacak. İlk defa böyle görüyorum. Şu kıyafet konusuna devam etmesek olur mu? Kıyafet konusuna devam etmiyorum. Eylül, ilk defa benim için hazırlanıp dışarı çıktın. Benimle olmak için. Ben ilk kez biriyle böyle bir yemeğe çıkıyorum. Senin ilkin olmak benim için gerçekten çok değerli. Kendimi çok özel hissediyorum. Sen hep özeldin benim için. Hayatıma neler yaptın baksana. Yalnız doktor hanım, taşikardim var benim. Şu anda aşırı dozda mutluluk yüklemesinden ölebilirim, haberin olsun. Hayır, ölmene izin veremem Ali Asaf Denizoğlu. Yoksa sohbetle mi doyacağız? Ne güzel devam ediyordun. Ne güzel konuşuyordun. Ne güzel dinliyordum seni. Olur mu Eylül? Hemen kaçar. Eğer konu Eylül'se ya kaçar ya susar. Neyse. Şimdi bu davetin sahibi ben olduğum için kuralları da ben koyuyorum. Oo, geliyor bombalar. Neymiş o kurallar? Bir, hastaneden gelen aramalar haricinde hiçbir aramaya cevap vermek yok. İki, hiçbir muhabbetten, hiçbir sohbetten kaçmak yok. Üç, hiçbir soruyu cevapsız bırakmak yok Eylül. Güzel, anlaştığımıza göre başlayabiliriz o zaman. Etimiz var. Sosundan da alırım. Acı hardalla tatlıyı karıştırdım. Kendime büyük parça alıp sana küçük vermek hiç. Bakalım. Falımda Alp varsa çıksın. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Kapattınız mı? Yok canım, ne rahatsızlığı. Ben de size fal bakıyordum. Ay yani şey. Fal. Eylül yok mu? Yok, kimse yok. Yani rahat rahat konuşabiliriz. Eylül yok yani. Yani ben oturtmak istemez misiniz? Ben size bir şeyler ikram edeyim, böyle ayakta dikilip kalmayın. Çok sağ olun ya. Ben Eylül yoksa hiç girmeyeyim. O çiçekleri ona getirmiştim. Ah. Ona mı? Ya evet. Normalde bugün yemek yiyecektik ama birkaç sıkıntı çıkınca kafeye gelemedim. Özür dilemek istemiştim. De ben kendim versem daha iyi olacak herhalde ya. Ah, siz de mi ona?
Kim? Yok bir şey. Oldu o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zaten çıkmayan faldan da aşk çıkmaz. Yemeklerin hepsi çok güzeldi. Ben hazırladım demeyeceksin herhalde. Yok. Onları ben hazırlamadım. Ama güzel yemek yaparım. Mutfakta iyiyimdir. Amerika'da hallettim o işleri. İlerlettim yani. Doğru, şu Amerika meselesini hiç konuşamadık ya. Nasıl geçti? Ne yaptın? Amerika işte. Hayır, doktorluk kısmını biliyorum da. O zaman neyi merak ediyorsun? Hayatı canım, normal hayatı işte yani. İşte normal hayat. Sevgilim olduğumu diye merak etmiyorsun yani. Yoo. Bana ne canım? Zaten olmuştur herhalde. Olmadı mı? Oldu mu? Aman tamam, söyleme. Bana ne senden ya? Haklısın. Sana ne benden? Zaten bu gece beni değil, bizi konuşacağız. Alo. Günaydın, uyuyan prenses. Ne diyorsun be? Kimsin sen? Kazada hafızayı sıfırladın galiba. Benim ben Sami. Hani o paralarını iç ettiğin adam. O mesele kapandı. Bedelini ödedim ben. Nasıl ödedin? Hapis yattığında param geri mi geldi lan? Şimdi hesaplaşma zamanı. Sen o güzel doktor arkadaşından paramızı nasıl alacağımızı biliriz cevabında. Hop. Ne diyorsun lan sen? Ne doktoru? Şş, bana bak lan, uzak duracaksın ondan. Duydun mu beni? Sami! Nerede lan o doktor kız? Arkadaşlar takipten abi. Hadi gidiyoruz. Babaannem yerinden sonra en çok özlediğim şey bu. Ne zaman canım sıkılsa böyle görürüm. Benim de uzaklardayken tek özlediğim sen. Sevgilim olur musun? Hı? Hı? Telefon. Çalmasa şaşardım zaten. Tam zamanında. Mehmet. Eylül, aç şu telefonu, aç. Hadi aç. Eylül, aç şu telefonu. Kuralları biliyorsun. Hastane değil, acil. Açmıyorsun. Ya belki hastaneden arıyor ama önemli değil. Mehmet şu anda hastanede. Ve etrafında doktorlar da var. O yüzden sıkıntı yok. Merak etme. Ya tamam, ver bir açayım hadi. Bak Eylül, ben bu hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmayacağım. Bu güzel anı Mehmet'e bozduramam. Tamam hadi ver şunu. Açayım bir şey olmaz. Ya al alabiliyorsan o zaman. Al. Bak istesem alırım. Ya al. Ya verir misin şunu? Alır mısın? Ya yaz. Ya zaten kaldıramam kolumu bunlarla. Ama çok keyifli. Tamam, yapacak bir şey. Ver dedim. Ya verir misin? Ya. Ver.
Sevgilimiz diye sormuştum ya sana. Biz sevgili değiliz yani. Biz sırılsıktan aşığız. Gerçek olan hep kabuslardır. Bulursun, ararsan hata. Hep ölçer, biçersen cefa. Unutulur, gidersin, kaldırırlar rafa. Kendini bir duvar gibi ördün karşıma.